Merhaba arkadaşlar. Bugün dün lahana sarmasından kalan harç vardı. Onu dolaba koymuştum. Ve bugün onunla dolma yapacağım arkadaşlar. Buna ilaveten nohut ve domates konservesi ekleyeceğim. Ve dolmamı yapacağım. Bunun için patlıcan ve kabaklarım var. Burada oyduktan sonra içine atmak için suyum var. Suyun içerisine tuzunu koyuyorum. Ondan sonra oyduklarımı onun içerisine atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar patlıcan ve kabakları önce yıkamıştım zaten. Yıkadım, oydum ve oyduğum içleri şöyle temiz bir kaba aldım. Ben bunları karışık olarak patlıcan ve kabak şöyle doğrayıp belki bugün difrize koyarım. Yarın pişiririm. Bilmiyorum ama ne zaman pişirecek olursam elimin altında hazır olacak. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Şu an zaten hiçbir şeyi ziyan edecek zaman değil. Bu da bunun içine de yine bir soğan ve nohut, biraz yine domates konservesi konarak muhteşem bir yemek olur bu arkadaşlar. O yüzden de tabii ki bunu da değerlendireceğiz. Ben bunun için de size bir video çekerim. Belki de bugün yaparım. Hiç belli olmaz. Dolmayı yaptıktan sonra. Bu da inanılmaz güzel bir yemek olur. Her şeyi değerlendirelim arkadaşlar. Gerçekten hayat çok zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bugünler nasıl geçecek bilmiyorum. Hiçbir şeye ne güç yetiyor, ne el uzanabiliyor. Dediğim gibi Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Evet arkadaşlar, tuzlu sudan alıp süzgece koydum oyduklarıma. Limon sıkıyorum. Şöyle içine yarım limon ve yarım limonu da üzerine sıkacağım arkadaşlar. Buna şöyle 4.25'lik bir konserve, domates konservesi ekliyorum. Ve nohut ekliyorum. Bizde Adana'da dolma nohutsuz olmaz. Ve dünden kalan harcımı buna ekliyorum. Bunu güzelce bir karıştırıp dolmaları doldurmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle güzelce bir karıştırdığım harcımdan dolmaları dolduruyorum. Ve üzerine yine dondurucudan çıkardığım asma yaprağıyla ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaparak pişirme tenceresine alıyorum. Bir yaprak ikisine yetiyor. Şu şekilde tencereye dizeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar dolmalarımı doldurdum. Çok az bir harç arttı. Onunla da bir tane yeşil bahçe biberi doldurdum. Şimdi yine üzerine biraz tuz atıyorum. Ve yine sarmada olduğu gibi üzerine sadece bir tabak örtüyorum. Ve yine dünkü bardakla bir bardak kaynamış su alıp pişirmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar, tencerenin altını yaktım.
ve bir bardak su ilave ediyorum. Bu bir bardak suyla benim dolmam pişecek arkadaşlar. Kaynayınca altını kısacağım. Ondan sonra da daha sonra ikisini ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, 45 dakikada pişti. Şu an altını kapatıyorum. Evet, altını söndürmüş oldum. Dolmam bir kendini çeksin. Ondan sonra tabii ki servise alacağım. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şahane bir kabak ve patlıcan dolması oldu. Şöyle içini göstereyim. Böylesine muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın. Hayatımız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.